Atalarımız tabiatta yaşarken tabiatta gördüğü, gözlemlediği birçok şeyden feyz alarak, ilham alarak benzetmelerde bulunmuşlar hayatlarına. Dağları zorluk olarak görmüşler, suyu bereket akışkan olarak, toprağı bereket olarak görmüşler. Gökyüzünün açıklığını, insanın içini heyecanlandıran, renklendiren, güneş ışınlarını o renkle boyayan birer unsur olarak tanımış, görmüş, bilmişler. Bizi de etkiliyor. Şu anda şehirde yaşıyoruz, doğru. Hava her ne kadar her şeyi elde edebilsek de işte bu mevsimlerin, iklimlerin değişikliğini maalesef değiştiremiyoruz. Bizim ruh hallerimizi etkiliyor. Şu an kışa dönüyoruz artık. Kışın da yapacağımız güzel şeyler olmalı ki hayatımız renkli olsun, güzel olsun, öyle değil mi? Güzel bir çakmak taşı buldum. Küçük bir dere yatağı. Yani kar eridikten sonra, yağmurların şiddetli yağdığı zamandan sonra o vakitler diyeyim, küçük küçük dereler oluşur. Su aktığı yeri biraz derinleştirir, dibine doğru keskinleştirir böyle küçük yerlerde. Ve akarken üzerindeki hafif malzemeleri hemen götürür, daha sonra da aşındırmaya devam eder. Aşındırırken de alttan bir sürü şeyi böyle ortaya çıkarır. Bu çakmak taşı da onlardan bir tanesi. Yine sonbaharda güzel bir günde ekiple birlikte yürüyüşe çıktık ormanda. Etrafta neler var, neler yok, neler değişiyor. Onları görmeye, gözlemlemeye çalışıyoruz. Öyle bir sürü, bakın mantarı da görmeden, Rusul ailesinden tebeşir gibi kırılan bir mantar. Görmeden basmışız üzerine. Onu olduğu yere bıraktık. Bunu çok güzel buğdayla, biliyorsunuz, başak kısmını ayrıştırmak için döven denilen tahtanın altına çakılan malzemeden, bunlardan yapıyorlar. Veya bunun biraz daha sert kısmı var. Sert bir malzemesi var, ondan yapıyorlar. Ama ben şimdi bunu yine bu sertlikte bir çakmak taşı bıçağı çok güzel bileyleyebilir. Şu an için ağzı birazcık körelmiş. Ama şöyle böyle ağzı körelmiş bıçağınızı da çakmak taşı gibi sert malzemelerle bileyleyebilirsiniz. Veya bir kum taşı bulabilirsiniz yine buradan. Derenin, küçük derilerin aşındırdığı yerlerde vardır. Ağzını sadece hissederek doğru bir açıyla sürtüyorum üzerinde. O kadar zevkli ki. Şu üzerindeki sinekler bile, uçuşan böcekler bile sessizliğinin ne kadar derin olduğunu hissettiriyor bana. Şu yaptığım işte, bıçağın ağzının taşa değerken çıkardığı ses de duyu organımın çok iyi bunu kaydettiğini, ağzını nasıl bileğlendirdiğini de hissettiriyor. Bir yandan bunu keskinlerken bir yandan da kontrol ettiğimde çıkardığı sesle dokunarak hissettiğim o duyumu kullandığım halimle ikisini birleştirmeye çalışıyorum. Bir deneyelim ne kadar keskin olduğunu görelim. Ne kadar pürüzsüz ve güzel bir yüzey çıkardı. Bakalım yonga da çıkarabilecek mi? Ağzı büyük olmasa da iş gördüğünü görmek, ağzını keskinleştirerek bir şeyleri şekillendirip işinize yarar hale getirmek en azından benim için muazzam bir duygu.
İyi bir bıçak her zaman her şeyden daha iyi şu an. Ormanda geziyorsanız eğer. Bir de yanında ateş tabii ki. Yürümeye devam edelim. Ne güzel bir yere geldik. Saksının güzelliğini görüyor musunuz? Doğal saksı. Çürümüş bir gökner ağacı. Aşağı yukarı 100 yıl yaşamış diyelim. Bu gövdeye bakarak ortalama söylüyorum. Ve kendi içinden kendi akrabaları çıkıyor. İki tane çıkmış. Ve içinde de bir bol et mantarı var. Altta da yine Amanita muscaria dediğimiz sinek mantarı. İşte o şirinler mantarı. Kırmızı üstünde sporları var. Burada yine bir şey dokunmuş buraya. Ama terk edilmiş bir karınca yuvası. Kesinlikle karınca yok şu an. Ya daha derinlerde ama olamaz. Çünkü içi çok asitlenmiş. Daha doğrusu küflenmiş. Ama olmadığını şuradan da anlıyorum. Elimi buraya kadar sürdüğümde hemen formik asidin kokması lazım. Hiç koku yok. Sadece küf kokusu var. Karıncalar burayı terk etmiş. İşte karıncaların taşıdığı bu çam iğnelerini ve bu torf malzemeleri etraftan bulduğu sert ama güzel güzel de parçalanmış. Bunları güzelce güneşte iyice kurutursanız tabiatta yapabileceğiniz bir ev olsun ya da bir barınak olsun onların ara katmanlarına yalıtım malzemesi olarak kullanabilirsiniz. Muazzam bir şey. Yani tabiatta hiçbir şey boşuna çalışmıyor. Sadece oradaki canlılar yazılımında bunu bilerek uyguluyor, kullanıyor ama insan da aklını kullanarak onu nerede yapabileceğini, nerede kullanabileceğini öğrendiği bilimle birleştirerek ya da gözlemleriyle deneyleyerek hayatını kolaylaştırmaya, etrafı zarar verip yıkmadan ama devam ediyor. Şimdi şu örneklere bakalım. Saksı muhteşem dedik. Acayip de korunaklı, sağlam. İçinden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 yıldır bunun içinde varlığını sürdüren bir yavru köknar. Yan tarafında da neredeyse 10 yaşında bir köknar. Aralarında bakalım ne mantarı o. Bolet gibi gördüm ama. Evet. Bir bolet. Şimdi bakın kestiğimde ne olacak? İzleyin. Hemen renk değiştirmeye başladı içten. Yerini tekrar bırakacağım. Orada arkasında bir tane daha küçük bolet varmış. Ama ben yine de bunu aynı yere şöyle yerleştireceğim. Sporlarıyla beraber orada kalsın. Zaten bu çürüyecek birkaç gün içinde. Şu sinek mantarına da bir bakalım. Da kendiliğinden güzelce kurumuş burada. Hadi. Toprak, hava, iklim, mevsimler. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Toprağın içinde ve üstünde yaşayan canlılar da öyle. Bitkileri hayal edin. İçine, özellikle ağaçların içine su yürüdüğü vakit hemen dallarına yapraklarını çıkarıveriyorlar. Rengarenk ortalık bir renk cümbüşüne dönüşüyor. Çiçekleriyle birlikte hele. Tarifi anlatılamaz güzelliğe bürünüyor. Ama sonbahar geldiği zaman da içinden su çekildiği vakit dökülüyor. Biz de öyle düşünelim mi kendimizi? Hayatımızı hep bahar gibi yaşamak mümkün mü sizce? Tabii ki mümkün. İnsan yoksa
sadece gençliğinde her şeyden zevk alır ölürdü, öyle değil mi? Hayatını bitirirdi. Hayat doğduğu zaman da ölene kadar da güzel yazılımla bize, içimize verilmiş aslında. Bizim bunu güzelce çıkarıp işlememiz gerekiyor. Her yaşta zevk alabileceğimiz o kadar çok şey var ki. Güzel yağmur yağmaya başladı. Üstünün yosun işi kalmıştı. Buralara çıtaları çaktıktan sonra yosunları dizeceğim. Bütün yosunlar toplandı, geldi. Ama sabredemeyeceğim. İçerisine girip birazdan ateş yakacağım. Birlikte yakalım, birlikte bakalım içeride ne hissedeceğiz. Neredeyse tamamı kapandı. Arada ufak tefek açıklık çizgi halinde ışık giriyor. Onlar da yosunla kaplandıktan sonra artık tamamen karanlık olacak içerisi. Tepe açık, kapı açık. Sonra buraya bir kapı, içeriye de bir oturma düzeni yapacağım. Ama ondan önce şu ortadaki idareten koyduğumuz, destek olsun diye koyduğumuz direği bir çıkaralım yerinden. Ateşimizi de bir yakalım bakalım, baca güzel çalışacak mı? Nasıl kayınlar? Her taraf şu anda rengarenk. Barınak bitmek üzere. Hayal ettik. Şu ana kadar bildiklerimizi uygulayarak bir barınak yaptık. Ama bunu ilk defa yaptık ya. Mutlaka bir arıza çıkacak, bir eksiklik çıkacak. Bunu da gözlemleyeceğiz. Bir sonrakinde bu böyle olmalıydı diye de not edeceğiz artık. Birine yine bilgi olarak kalacak orada. İçinde yaktığımız ateş ve çıkardığı iz, çıkardığı sıcaklık, içindeki ahşap olan malzemeyi karartacak, koyulaştıracak. Bu da içeriye böcek girmesini, zararlı haşerelerin içeride tutulmasını engelleyecek. Normalde de bunu süsleyip yakmıyor muyuz zaten? Bu da aynı yöntemle biraz daha uzun ömürlü olacak. Böyle düşünüyorum, böyle hayal ediyorum. Gözlemleyeceğiz hep birlikte. Hep evin içinde ateş yakmak istemişimdir. O yüzden barınakları çok seviyorum. Özellikle böyle yurt gibi, Kızılderililerin yaptığı kunik, tipi dedikleri çadırlar gibi. Onların içerisinde yanan ateş her zaman insanı tabiatta onunla birlikte yaşıyor gibi hissettiriyor. Ateşin sesini dinliyorsunuz. Şömine'dekiyle aynı şey değil. Bir ocaktakiyle de aynı şey değil. Ve kuzine'dekiyle. Başka bir şey. Baca çok güzel çalışıyor. Hem de çok iyi çekiyor. Bakın ne güzel besleniyor. Ses müthiş. Ya çocuk gibi heyecanlanıyorsun. Acayip güzel bir şey. Şimdi buraya, içeriye bütün bu köşelerin olduğu yerleri birbirine kıracak şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane 1.20'lik kütükler. Kütükleri böyle üst kısmından biraz kalın tutarak, altına destek koyarak yerden şu yükseklikte dizme yapacağım. Genişliği de aşağı yukarı, eni de bir 60 santim olsa iyi olur. Çünkü yeri geldiğinde burada üstüne bir şeyler serip uyuyacağız. Derin sohbetler ederken, derin şeyler konuşurken kendimizi, insanlığımızı güzel hissederken burada sevdiklerimizle güzel bir uykuya dalacağız. Burada uyuyup burada uyanmak da güzel bir şey. Suni hiçbir şey yok. Taş var, ağaç var, toprak var. Şimdi geçici şuraya bir tek dışarıda artan tahtalardan bir küçük bir oturma şeyi yapayım.
sandalye gibi. Sandalye demeyeyim de şöyle sırtımı yaslayabilecek küçük bir şey yapayım. Onun üstüne de kürkü koyup oturayım, ne dersiniz? Siz ne yapardınız böyle bir durumda? Yere bir şey serip oturur muydunuz? Gazelleri de koyup oturabilirim aynı zamanda. Ama ben şimdi onu yapmak istiyorum. Uyansın. Halkın yaşamına ve edebi kültürüne etki eden birçok unsur var tabiatta. Özellikle mevsimler ve günlerin kısalması, uzaması. Günlerin kısaldığı vakitler, karanlık gecelerde insanlar hareketsiz kaldıkları vakit, ev içerisinde veya işte bir avluda veya bir çevrede böyle bir meydanda kendilerine yine oynayacakları, eğlenecekleri müzikle ve buna benzer şeylerle hayatlarını renklendirmişler. Ateşten kendimi alamıyorum bir türlü. Acayip güzel kokusu ve sesi. Etraftaki ışığı, verdiği ışık muhteşem. Bir anda ısınıverdi içerisi. Evi bir sobayla bu kadar kolay ısıtamazsınız. Ya da bir kaloriferle. Ama direkt ateş yalıtımda iyi olduğu için etrafta şu an içerisi muhteşem. Şimdi bunu sırtıma dayayacağım bölme olarak şu geniş kısmı kullanacağım. Şöyle sırtıma geçirdiğimde, koyduğumda buraya kadar olsa yeter. Yani oturduğum yerde şurada bir yerde olacak. Şöyle. Bir bakalım oraya. Şuraya bir yere otursam. Bel kısmı buraya denk gelse. Sırt kısmı da şurası olacak. Yani tam buraya. Bir bakalım. Oturacağım yer burası olacak. Bunu böyle koyarsam şu açıda buraya oturur, buraya da sırtımı yaslayabilirim. Burası yeter bence. Ya aklıma şey geldi, bu küçük yani oturacağım yer. Şurayı küçük düşündüm ya. İspir'de Geçit Ağzı köyünde rahmetli Dursun amcanın atölyesine girmiştik. Kendisi marangoz. Zamanında marangozluk yapmış ama çevre köylerde, hatta ilçelerde onun izleri sınıfların içerisindeki sıralarda. Kimisinin evindeki beşikte, kapının eşiğinde, ne bileyim, doğramalarında, çerçevelerinde, pervazlarında, bir sürü yerde o zanaatkarın, rahmetli Dursun amcanın izleri var. Biz de onun evinde kaldığımızda misafir odası açıldı bize. Kendi yaptığı sandalyeler vardı. O kadar güzel işlemiş ki, ceviz ağacından yapmış. Ceviz, muhteşem işçilik, birbirine geçme teknikle katlanır sandalyeler. Ama dikkatimi bir şey çekmişti, oturma yerleri küçücüktü. Minicik bir yere oturuyordunuz. Şimdiki zamandaki insanın oturabileceği sandalye değil. O dönemde çalışan insanın oturabileceği sandalye. İnsanların ne kadar kısa sürede ne kadar değiştiğini söylemek istiyorum burada fiziksel olarak. Yani çalışan insanın bedeni daha sağlıklı, daha diri. Beli ince, kalçası dar, omuzları geniş düşünün. Ama şimdi tam tersi oldu. Daha çok beynini çalıştıran insanlar, sanki o dönem çalıştırmıyormuşuz gibi söylendi ama öyle değil. Sanki böyle bedeniyle hiç iş yapmayacaklar ve akıllarıyla her şeyi çözebilecekmişiz gibi bir dönemde yaşıyoruz insanların. Bu yetmez. Şimdiki zamandaki normal bir insana diyeyim. Her neyse. Yine ben küçük yapacağım buraya. Onunla idare edeceğiz. Bunun şu yarısını buraya alacağım. Buraya kadar keseceğim. Buna girecek olan parçayı da bunu da kesik yaparak içeri sokmaya çalışacağım ki birbirine otursun, örtüştürsün diye. Zaten açıyı da önce düz keseceğim onu. Açıyı verdikten sonra da o sıkışacak orada. Önce şunu bir ayarlayalım. Yağmur değdiği her yeri temizliyor, yıkıyor, toprağın içine iniyor bir şekilde. Ya orada depo ediliyor ya bir kanal vasıtasıyla yol bulup kendine bir yerlere akıyor gidiyor. Ya da ağaçların, bitkilerin üzerinde kalıyor bir kısmı, buharlaşıp tekrar gökyüzüne çıkıyor. Başka bir yerde tekrar yağıyor. Ama bütün bunlar olurken, bütün bunlar güzelce yıkanır,
toprağın içerisine giderken etrafta da görsel şölen, şenlik oluyor açıkçası. Bazen vadinin içerisindeki sıcak havayla birlikte yükselen o sis bulutu yukarıdan yüksek basıncın da etkisiyle belli bir yerde kesiliyor kalıyor. Onun hareketini gözlemlemek, ağaçların arasından böyle dans eder gibi o dumanın hareket etmesi gibi geçtiğini görmek, arada gün ışığının ya da güneş ışıklarının o hüzmesinin süzüldüğünü görmek, nasıl tarif edeyim size, bir terapi gibi geliyor bana. Kendimi çok iyi hissediyorum açıkçası. Sadece ben mi? Ben değil, etrafta kimi görsem, yanındaki ekip arkadaşlarım, dağa gittiğimde kim olsa yanımda, nefesi kesiliyor. Demek ki bu kadar güzel bir şeyi kaçırıyorsak, büyük bir şey kaçırıyoruz aslında. İçerisi bayağı ısındı. Hem tasarruflu bir barınak, yani insanların eskiden ne kadar az malzemeyle ne kadar verimli yaşadıklarını gözlemleyebiliyoruz. Çünkü deneyleyebiliyoruz böyle hem de. Çünkü dışarıdaki tabiatta yaşayan bütün canlılar öyle. Çöldeki bir kobrayı hayal edin, kobra yılanını. Onun karnını doyurması için doğru hamleler yapması lazım. Çünkü enerjisini sağlayacağı besin çok fazla bulabileceği besin değil. O yüzden çok fazla şansı da yok. O hamleyi bir kez yapması lazım. Bunun gibi örnek bir sürü hepimiz biliyoruz. Buradaki söylemek istediğim de tabiatta yaşayan insanın tabiatla bağlantılı olarak enerjiyi verimli olarak kullandığını gözlemleyip deneyleyebiliyoruz böyle bir yerde. Işık, sıcaklık, yaşayabileceğin yaşam alanı diyelim. Şimdi karşı tarafını da kesiyorum. Çok az daha genişlemeye ihtiyacı var şuranın. Onu da genişletelim. İçerisi nasıl? Yurda da benziyor değil mi? Bozuy, yurt, otağı gibi de aynı zamanda. Hep akıl, mantık, prensip aynı. Kimisi kuzey bölgede yaşarken rengeklerin postunu kullanmış. Kimisi ağaçlarla örtmüş. Kimisi huş ağaçlarının çok olduğu yerde huş kabuklarıyla kapatmış. Kimisi de bozkırda hayvanların postuyla kapatmış, keçeyle, keçe yaparak kapatmış. Ölçülerime göre bir şey yapmaya bayılıyorum. Zaten bir terziye gittiğinizde kıyafet diktirirken de kendi vücudunuza göre yaptırıyorsunuz. Ben de şu an gönlüme, işte fiziksel yapıma uygun bir şey yapmaya çalıştım. Basit ve sade. O kadar hoşuma gidiyor ki bu. Hele ki şu en ilkel, en basit ateşin yanında böyle oturmak ayrı bir keyif. Kürkü koyup oturalım artık. Hayal etmek güzel bir şey. Yapabileceğiniz hayalleri şöyle düşündüğünüzde onun içine giriyorsunuz hakikaten. O hayalin içinde yaşayabiliyorsunuz ama yaptıktan sonra onun tadı başka oluyor. Ben de şu an onu hissediyorum.
Üst tarafta sadece çatı işi kaldı. Çatının yalıtım işi kaldı yosunlarla. O da kapandıktan sonra artık kışa hazır hale gelecek. İçini istediğimiz zaman kısa sürede yapabiliriz. Bir şu güzel ateşin başında güzel bir balaban üflemek iyi olmaz mı? Çaldığım müzik aleti bir meyve ağacından, kayısı ağacından. Ağzındaki kamışı yine bir dere kenarında sazlıklardan çıkarılmış bir parça. Etrafta yaptığımız her şey taş, ahşap, dokunduğumuz, oturduğumuz kürkünden ağacına kadar, temas ettiğimiz toprağa kadar. Sadece insanda arada arıza çıkıyor bu denklem içerisinde. İnsan da ne kadar çok tabiatla bağlantılı yaşarsa o kadar çok o arıza da giderilmiş oluyor. Her yönüyle gideriliyor. Öncelikle insanın ruh halini etkiliyor tabii ki burada olmak. Güzelleşiyor insan, ruhunu tazeliyor. Sizlerin de daha güzel, kendinizi iyi hissedebileceğiniz, tabiatla her zaman haşir neşir olabileceğiniz meşguliyetlerinizin olabilmesi dileklerimle ilk kez üstünü kapattığım şu barınağın yapımındaki ateşin başından diyelim, kış öncesinde bir akşamüstü, yağışlı bir akşamüstü ama nefis kokan bir sonbahar ortamından selam gönderiyorum hepinize.